Evet, otoelektrikçiye geldik zembere değiştirmek için. Evet, aracımızda düğmeler, yani radyoyu, kanal değiştirme düğmelerimiz çalışmıyordu. Şöyle göstereyim size. Buradan sesi açıyorum ama işlemiyor. En sola çevirdiğim zaman işliyordu. Yani bir temassızlık ya da zembereğinde bozulma olduğunu buradan fark ettik. Hiçbirisi işlemiyor şu an. Sadece manuel F1 vitese geçme tuşumuz çalışıyor. Onun haricinde radyo teyp tuşlarımızın kontrol tuşları çalışmıyordu. Ben zemberek aldım. Yani direksiyonumuzun içinde şu parça var. Bunu değiştireceğiz. O yüzden elektrikçiye geldik. Şimdi direksiyonumuz sökülecek. Monte edeceğiz. Bunun montajını yapacak kendisi. Zembere çıkarmak için direksiyonu sökecek. Yanlarda şöyle vidaları var. Onu söküyor. Buradan da çekiyor. Evet, Rıza ustamız şimdi direksiyonumuzu söküyor. Evet, iki tane vida söktük herhalde, değil mi toplam? Evet. Sonra şunu tırnaktı mı bu? Tırnaklarını da, evet. İkinci vida da çıktı. Daha sonra bu kapak dışarı çıkıyor. Direksiyonu düzlüyoruz. Düzlüyoruz. Ondan sonra soketini çıkarttığımız zaman çıkacak. Soketi burada, sarı soket. Evet, bu kısımda airbag var. Airbag'in olduğu kısım bu. Zembereğimiz bu bölümün altında. Şurada zembereğimizin soketi zaten gözüküyor. Diğer zembereğimizde de, takacağımız zemberekte de bu soket var. Bu soket yukarı gelecek. Yani zembereğimiz şu şekilde olacak. Bu zembereğimizin alttaki soket. Direksiyonu tut bakayım. Evet. Ortadaki civatayı da söküyor. Asıl direksiyonu tutan kısım bu. Evet, zembereğimiz çıktı ortaya. Direksiyon alt kapağını da sökmemiz gerekiyor tabii bunun için. Üç tane vida var alt kapağında. Evet, şimdi alt kapağı tırnağından çıkardı. Evet, bunu da aldık. Üst kapak da zaten boşa çıkıyor. Üstte de bir soket daha var. Zembereğe giden. Evet, şimdi ustamız direksiyonumuzu takacak. İlk önce airbag'i deneyelim abi. Şöyle çalışıyor mu? İyi açabiliyor muyuz abi? Montaj derken belli oluyor abi. Evet. Şimdi teybimiz çalışıyor güzel. Sesini açıyoruz buradan. Kısıyoruz. Evet. Sonra zemberekteymiş. Değişince de çalışmaya başladı. Gayet iyi. Evet, şimdi toplayalım. Hadi toplayalım. Evet, alt üst kapağı da taktı. Şimdi onların vidalarını yerleştirecek. Sonra airbag kısmının soketini de takıyoruz. Kornanın şasisi var. Onu da takıyoruz. Bir deneyelim. Kornamız çalıyor. Evet, direksiyonumuza yerleştirdik. En son vidalarını takacak. Direksiyonumuzun montajı da yapıldı. Gayet güzel oldu. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.